Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'ye kurulabilecek en iyi takımlardan bir tanesini tanıtacağım. Öncelikle Xiaomi'yi tanıyorum. Ben silah olarak Black Leaf kullanıyorum. Crit damage verdiği için çok iyi bir silah. Ve stacklendiği için sürekli atağa daha güçlü hale geliyor. Artifekleri gelecek olursak. 2 set gladiatör falan, 2 set viriset'in venerer seti görebileceğiniz en iyi artifek seti olacaktır. Çünkü 4 set viriset'in venerer setini denemiş olmama rağmen, 2 set gladiatör, 2 set Noblesse Obis setini kullanmama rağmen en iyi sonuçlarını gene gladiatör, 2 set gladiatör falan, 2 set de viriset'in venerer setini de alabildim. Test, damage test videolarını gene paylaşacağım yakın bir tarihte. Öncelikle çiçeğimize gelecek olursak, burada bulmamız gereken crit rate, crit damage, atak, yüzdelik atak. Elemental Master gelmiş, gene sivil etkisini sürekli patlatacağımız için güzel bir sonuç gösterir. Tüy de crit rate, crit damage, atak, zaten üstte atak var. Diğer statları Elemental Master ve Energy Recharge. Bu tüyüm gene mükemmel gelmiş. Yani olabilecek en iyi tüylerden bir tanesi. Sadece Energy Recharge'ı bu kadar atmak yerine crit rate veya crit damage verebilirdi. Benim kum saatim, kum saatlerinde çok şanssızım. Gerçekten çok şanssızım. Atak, üstte atak bulabilmişim. Alta en azından biraz crit damage vermiş ama HP 777 HP ne demek arkadaş? Gene de fena diyemeyeceğimiz bir kum saati. Tavsiye edeceğim kum saati şu şekilde olur. Atak, alt attack, crit damage, düz atak, elemental master veya enerji recharge. En iyi sonuçlar verecektir. Crit damage ne kadar iyiyse o kadar iyi. Burada tabii ki anemo damage bonus. Alt statlarda crit damage. Eğer ki yoksa da benimki gibi atak, düz atak, yüzdelik atak, crit damage, elemental master'ı da işimizi görecektir. Ama crit damage bayağı bir artmış şansıma güzel. Bu görebileceğiniz en iyi artifektim herhalde. Yani şu ana kadar bana çıkan en iyi artifekt bu şekilde. Crit damage üstte ve sürekli crit rate atmış. Diğerinde de atak atmış. Yani en iyi artifektim bu. Bu yüzden Xiaomi'nin offsetinde bunu kullanıyorum. Statlarımıza gelecek olursak, %50 crit rate ile %231 crit damage'imiz var. Animo damage'imiz %61.6. Enerji recharge'ımız da %110.4. Talent seviyelerine gelecek olursak, düz vuruşumuz, automuz 10, ultimiz 9, E'sini fazla önemsemediğim için 6'da bıraktım sadece enerji sağlaması için yükselttim biraz ama E'sinin hasarı da gene yüksek, gene onu da yükseltmeyi düşünüyorum. Şimdi takım oluşturmaya gelecek olursak, Shao ile beraber gidecek en iyi takımlardan bir tanesi şu şekilde. Sakros, Venti varsa Venti de olur, Sakros gene iş görür. Bennett. Çünkü Bennett'in ultisini kullandıktan sonra hem atak buff'u sağlayacağımızdan hem healer'a ihtiyacımızı karşılayacağından hem de Xiao'nun ultisini kullanacağı alan içerisinde alan bulunacağı için sürekli hem atak buff'ını hem heal ihtiyacını karşılayacağı için Bennett mükemmel bir karakter. Son olarak son kullanacağımız karakter ise Xinyan. Xinyan ise genel olarak ultisini kullanmadığımız zamanlar çok işimize yarayacak bir karakter. Ve aynı zamanda ultisini kullanırken de Xinyan'ın ultisini önceden kullanacağımız için sürekli sivil etkisini patlatmış oluruz ve bu şekilde sürekli ateş hasarı da verip sürekli sivil hasarı vermiş olacağız ve 2 pyro 2 anemo buff'ını da sağlamış oluruz. Takım bonusu da almış oluruz. Takımımıza tanıdığımıza göre Sakros'a takacağımız şeyleri bulalım. Öncelikle Sacrificial Fragment zaten Sakros'a en iyi giden silahlardan bir tanesi. E skill'ini sürekli yenilediği için yani yüksek olasılıkla E skill'ini sürekli yenilediği için ve alt statlarda Elemental Mastery verdiği için Sacrificial Fragments olabilecek en iyi kitap. Artifact seti olarak 2 set Noblesse Oblige, 2 set Viriset'in Venerer. Çünkü Xiao Anemo Vision taşıyan bir karakter olduğu için her ne kadar Sakros'la beraber 4 Viriset'in Venerer setini kullandığımız zaman sivil etkisiyle patlatarak Elemental rezidansını düşürmüş olsak bile Anemo'nun Elemental rezidansını düşürmüş olmuyoruz. Sadece sivil etkisi yaptığımız Element'in Element rezidansını düşürdüğümüz için 2 Viriset'in Venerer, 2 Noblesse Oblige setiyle beraber hem Sakros'un hasar vermesini sağlamış oluruz. Hem de sürekli Xiao ile beraber kullandığımız zaman sürekli ulti geleceği için ultisinin damage'ini de yükseltmiş oluruz. Supportlarda fazla artifekleri kafanıza takmanıza gerek yok. Önemli olan Elemental Mastery Sakros. Buradan Elemental Mastery'i seçiyoruz. Ve ilk Noblesse Oblige setinden yapıştırmışım gördüğünüz gibi. Elemental Mastery, Elemental Mastery ve Elemental Master değil. Bu tuhaf olmuş biraz. İki set Viridescent Venerer setini kullandığım için bunu taktım. Şimdi ise Xinyan'a gelecek olursak. Silah olarak kullanacağımız silah Sacrificial Great Sword. Çünkü sürekli sadece Xinyan'ın E'sini kullanacağız. Ve E'sini kullanacağımız için E'sinin sürekli yenilenmesi bizim çok işimize yarayacaktır. Alt statlarda enerji recharge vermesi de aynı şekilde işimize çok yarayacak bir silah olacaktır.
Artifact setinde Ignoble Sobriç 2 tane Retracing Bolide kullanıyoruz. Bunun sebebi ise kalkanımızın, yani Shinya'nın sadece kalkanı için kullanacağız. Shinya'nın kalkanı ne kadar güçlüyse o kadar etkili olur bizim için. Tanıtlardan bakalım. Shinya'nın kalkanı defanstan etki alıyor. Yani defansını sadece abanacağız. Bu yüzden Artifact'lerde de buna özen göstereceğiz. Öncelikle bakalım. Buradan hemen defansımızı seçiyoruz. Yüzdelik defans, normal defans olabilir. Gördüğünüz gibi defansı en yüksek Artifact'i kullanmışım. Ve iki Noblesse Obsidian'dan kullanmışım. Yine aynı şekilde düz defansı en yüksek Retracing Bolide setinden bir tanesini kullanmışım. Burada da aynı şekilde defansı en yüksek Noblesse Obsidian'dan. Burada da atak vermişim. Ama düz defans ve yüzdelik defansı fazla verdiği için kesinlikle işimize yarayacak. Ve aynı şekilde atak verdiği için ultinin hasarını da yükseltmiş olacak. Kafalıkta ise Retracing Bolide setini tamamlamak için crit damage olan bir kafalık kullanmışım. Burada defans olsa daha iyi olacaktı. Ama crit damage de gene çok düşük ihtimal olsa bile kritik patlarsa işimize gelir. Crit damage %158 olmasına rağmen %12 crit rate'imiz var. Tabii ki Shinya'nın neden kullanıyoruz diye soracak olursanız. Öncelikle 60 Essence, 60'tan sonra Essence bastığımız zaman kalkanını kullandığımız zaman %15 fiziksel damage veriyor. Bu da şu işimize yarayacak. Xiao'nun ultisi açık değilken, yani ultisi devrede değilken Shinya'nın kalkanı sayesinde %15 crit fiziksel damage sağlayacağız ve benim Shinya'nın Cons 4 olduğu için aynı şekilde düşmanların da, yani mobun da fiziksel rezidansı %15 düşürdüğü için Xiao'nun hasarında, yani Xiao'nun ultisi olmadığı zaman inanılmaz bir artış sağlayacak. Aynı şekilde ultisini kullandığımız zaman Cons ikisi açık olduğu için ultisini kullandıktan sonra bir kalkan veriyor bize ve bu kalkanla sürekli ateşi pyro etkisi oluşturuyor mobun üzerinde. Xiao'nun ultisini kullanmadan önce Shinya'nın ultisini kullanırsak planç atak attığımız zaman her planç atakta aynı şekilde pyro etkisini moba geçireceği için sürekli sivil etkisini oluşturacak ve sürekli daha fazla damage ve vurmamızı sağlayacak. Artifact'ler yine dediğim gibi Noblesse Oblige, 2 Retracing Bolide. Şimdi Bennett'e geçelim, en güzel karakterimize. Silah olarak kullanacağımız Festering Desire değil, Pavonius Sword olacak. Çünkü Bennett'i sadece healer olarak kullanacağız. Aynı şekilde atak bonusu sağlayacağı için önemli olan base ataktan daha çok enerji içer. Çünkü sürekli ultisini kullanmak istiyoruz, takımda bir healer yok. Bu yüzden enerji charge'ı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Refin 4 silah var elinde. Bu şekilde sürekli elemental particle düşürüp enerjisini yenileyebilecek. Cons 3'ü açık olduğu için, pardon, Cons 2'si açık olduğu için canı her %70'in altında olduğunda %30 daha fazla enerji recharge sağlayacak. Cons 1'de de aynı şekilde %70 cana ulaşmadan, yani DPS'imiz %70 cana ulaşmadan gene aynı şekilde %20 atak bonusunu sağlamış olabilecek. Artifact'lere gelecek olursak herkesin yapacağı gibi 4 set Noblesse Oblige setini diziyoruz. Burada önemli olan HP ve enerji recharge. Sadece HP ve enerji recharge takıyoruz. HP var, enerji recharge var. Tamam, bu kullanılabilir. Daha iyisi kullanılır mı? Büyük ihtimal vardır. Şuradan bakalım. Enerji recharge. Enerji recharge var ama %1 HP yok. Bu bizim için daha iyi olacaktır. Sadece HP'ye bakıyoruz. HP. Eğer ki HP kullanmamızın sebebi ise bizim ultimizin HP'den güç almış olması. Yani HP'sini ne kadar yüksek tutarsak o kadar daha fazla heal verebiliriz. Ama verdiği atak bonusu ise sadece base ataktan güç alıyor. Bu yüzden base atağı yüksek bir silah tavsiye ederim. Ben Skyward Blade kullanıyorum. Hazır çiçeği kullanmıyoruz takımda. Göstermek amacıyla Skyward Blade'i Bennett'imize verelim. Artifact'lere devam edelim. HP demiştik. Enerji recharge HP. Burada normalde yapılması gereken yukarıda HP, altta enerji recharge bulmak. Ama artı sıfırda bıraktığım için, yani yükseltmeyeceğim için yukarıda enerji recharge, altta iki tane HP olması benim gayet işime gelir. Burada da aynı şekilde HP, enerji recharge olsaydı daha iyi olurdu. Ama önemli olan HP ve enerji recharge. Burada kesinlikle healing bonus olması lazım. Burada yani offset olarak kullanacağınız parça burası olması lazım. Healing bonus ve Noblesse Oblige setinden bulursanız ne mutlu size. Ama yoksa offset'i kesinlikle healing bonus takmamız lazım. Alt statlarda enerji şarj ve HP bulursak ne mutlu, bize bulamazsak da yapacak bir şey yok. Bitirdiğimize göre şimdi takım kombosunu gösterelim. Takım kombosunu denerken hem yapmam gerekeni bir isterle diyeyim, hem de takım kombosunu görmüş olun sizde.
Acaba Shaun'un takımını hangi yere bıraksam? Üst takım daha iyi ya. Üst takımı bırakayım. İlk takımda gören, ikinci takımda da keser meser biçerim. Şöyle takımımızı oluşturalım. Üst takıma da Keçi, Mono, Alvedo, Fischl yapıştır. Koridor 9'un ilk chamber'ındayız. Hemen şöyle elementalimi al sıraya. Al. Başlatalım buradan. Repeat, Hammer, Hammer. Şöyle bir katlemi çekelim. Siz de gelin, siz de gelin. Şöyle bakalım. İlk önce... Bir saniye. もうやめろ。安全距離確認。超拡散形態。もうやめろ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 
Siz gelin gene gel buraya gel buraya. Burada dövüşüyorum. Seyona. 71.402. Şimdi Chamber 2'ye geçelim. Gene elemental monster'ı alacağım. Normal atak hızını yükseltmesi Shao için pek bir işe yaramayacak. Gene 15 kişi. Gene toplamdan bir değil. Azarlar. Bakın. Shinya'nın bu E'si bu yüzden işe yarıyor. Demin gördüğünüz 6K vuruş yaptı. Tekrar göstereyim. Şöyle 2506K 6K 6600 5500 5300. Şimdi kalkan gitmesini bekliyorum. Gidince dedemeyi. Gitti. Şimdi kritik battı. 1968 kritik. 4900 4900'e kadar çıktı. Aradaki fark çok fazla değil mi? ここだ。発見の音を奏でろ。みんなは俺が守る。6308。わめくがいい。ここだ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 
Şimdi son koridordayız. Onu da bitirip videoyu kapatalım. Lazım bana. Peki de aldık mı? Tamamdır. Şöyle şimdi de.